214 ameliyata girecek, dosyayı ver. Doktor bey, bana içeride neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Gittiğini sanmıştım. Şule de gittiğini düşündü. Bak doktor, sindirmem gereken çok önemli bir şey var. Yani kızım, benim küçük kızım artık benim küçük kızım değil. O iğrenç bir tecavüzcünün... Bak, Şule orada çıldırmış durumda. Çünkü sen onu bırakıp gittin. Hadi. Şule'nin iyi olup olmadığını söyle doktor. Ne olur. Prematüre doğum yapacak. Jülide Hanım acil sezaryen alıyor. Bebeklerin biri geliyor. Diğeri için de sancıları durdurmaya çalışacak. Tamam mı? Bir saniye. Bebeklerden birinin şimdi doğacağını mı söylüyorsunuz? Bugün. Evet, bugün. Birkaç dakika sonra. Hangisi? Hangi bebek doğacak? Yani benim çocuğum mu yoksa yani... Mehmet, hangisi? Sucuk mu, yumurta mı? Hayatımda böyle bir vakayla karşılaşmadım. Merakımdan geldim göreyim diye. Tamam. Cilt altı ve karın kaslarını kesmeyi tamamladım. Senin üstteki rahmi hareketsiz tutman gerekiyor. Böylelikle ben de alttakine uzanabilirim. Tamam, tamam hocam. Seni korkutmak ya da sinirlendirmek istemiyorum Hasan. Ama başladıktan sonra 120 saniye içinde birinci rahimdeki bebeği dışarı çıkarmalıyım. Senin ikinci rahimdeki bebeği kontrol altında tutman gerekiyor. Ufak bir hıçkırıkta bile rahim duvarının yırtılmasına sebep olursun ve bebek ölür. Yani çok dikkat etmen gerekiyor, tamam mı? Şuna bakın, iki bebek iki ayrı rahimde. Büyüleyici değil mi? Penset. Bebeklerin arasında 6 hafta varmış. Büyüğü 28, küçüğü 22 haftalıkmış. Küçüğü içeride tutup sadece büyüğü alması gerekiyor. Sancı başladığında diğer bebeği orada tutmak neredeyse imkansız. Öyle. Rahmi açmak için hazırız. Bistüri. Bekleyin. Bekleyin Jülide Hanım. Bebek kıpırdıyor. Gerçekten kıpırdıyor. Onu tutamıyorum. Hasan, onu tutman gerekiyor. İnsiyona başlıyorum. Deniyorum, olmuyor. Hadi Hasan. Anestezi yüze yerleşiyor. Tutmak zorundasın. Onu strese sokuyorsun. Bebeğin kıpırdamasını durdurmak zorundasın. Yapamıyorum işte, olmuyor. Kıpırdıyor. Hasan. Konuş onunla. Arslan Bey. Konuş onunla. Bebekle konuş. Onu sakinleştir. Arslan Bey. Ne söyleyeyim, ne anlatayım Arslan Bey? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne anlatayım ki? Ameliyattan bahsetsem olur mu? Bir varmış, bir yokmuş. Kocaman bir ormanın uzak bir köşesinde küçük bir kız yaşarmış. Bu kızın ellerinde sihirli bir güç varmış. Hangi çiçeği elleriyle dokunsa o çiçeğin boyu gökyüzüne kadar uzuyormuş. İşte bu yüzden ona ormanda elleri sihirli peri diyorlarmış. İşe yarıyor. Bistüri.
tanesi konuşmaya başlamış. Bulutların üstünde. İçeride çok iyi iş çıkardınız. Şaşırmış görünüyorsun. Doğrusu evet. Biraz şaşırdım. Bebeği sakinleştirmeyi başardığıma mı? Yoksa masal anlatabildiğime mi? İkisine de. Belki biraz daha şaşırırsan seni yemeğe yine davet etmeyi düşünebilirim. Bugün Ela ile konuştum. Öyle mi? Her şey öyle aleyhime görünüyor ki ben bile kendimden şüpheye düştüm. Evet. Senin neyin var? İşe döndüğünden beri hep gerginsin. Kafam dolu. Kötü durumda olan benim. Sevgilim terk etti. Seninle de konuşamıyorum. Sızlanmak benim hakkım. Gitmem lazım. Sonra görüşürüz. İyi. Ben de bir terapiste gideyim bari. Herhalde beni dinler değil mi? Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Harika. Burada çalışmayı gerçekten sevdim. İyi ki çağırmışsın beni. Bence de. Ya bu akşam bir planın var mı? Var evet. Teknede tek başıma depresyona gireceğim. Onun yerine benimle yemeğe çık. Seni bir cerrah hakkındaki sorularıma bunaltayım. Kabul. Bunaldığın zaman hatırlatırım. Kendi rızanla kabul ettin. Ettim. Çünkü ben de seni bunaltacağım. Bütün gece Ela'yı dinlemek zorunda kalacaksın. Anlaştık. Gitmem lazım. Neredeyin? Otelin restoranı çok güzel. Yemekler de, servis de çok iyi. Haldun Bey de otelde. Başka yerde yiyin. Olmaz. Niyeymiş o? Çünkü suçlular gibi kaçmak istemiyorum. Biz arkadaşız. Ve birlikte yemek yiyip sohbet etmek istiyoruz. Bu utanılması ya da saklanılması gereken bir şey değil. Tamam. Otelde yiyelim. Tamam. Ring, ring, ring. Ring, ring. Alo Levent. Bulamadım seni. Hastanede değil misin? Hayır. Az önce yakındaki otele yerleştim. Otele mi? Hı-hı. Bizim hastanenin anlaşmalı oteliymiş. Bir ev tutana kadar burada kalacağım artık. Peki yemek planı iptal mi? Yok yok. Burada yeriz diye düşündüm. Restoranını çok mühit ettiler. Tamam. Ben de üstümü değiştirip geleceğim. Tamam. Doğrusu gelmeni beklemiyordum. Beni kırmayıp geldiğin için sağ ol. Ne zamandır burada kalıyorsun? Zamanı önemli değil. Önemli olan neden burada kaldığım. Peki. Neden burada kalıyorsun? Evine dönmeni istiyorum Nisa. Ablanın evinde daha fazla kalamazsın. Eninde sonunda geri döneceğini düşünüyordum. Öyle inanmak istedim herhalde. Ama ben içinde oldukça evimize döneceğin yok. Sen yokken orası sadece bir ev. O evi yuva yapan, içinde yaşamaya değer kılan sendin Nisa. Orası senin evin. Asıl buraya geldiğin için ben teşekkür ederim. Seni eve ben bırakayım. Olur. Ela ile Levent ayrıldı mı? Anlaşılan öyle. Niye öyle kızgın bakıyorsun Haldun? Ela'yı bu çocuk konusunda uyarmıştım. Babasıymış gibi davranıyorsun.
Ben bütün asistanlarımın iyiliğini düşünürüm Nisa. Ela Levent'le evlenmek üzereydi. Biliyorum. Hatta Levent de Ela'yı senden istemişti. Nisa'cığım, Nihat vefat edince kızcağız iyice kimsesiz kalmıştı. Öyle. Annesi seni terk ettiği gibi kızını da terk etti çünkü. Beni kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim. Hayda. Beğendin mi? Neyse. Ela için fazla üzülme. Baksana Levent de başkasıyla. Ben ne tavsiye edersin? Herkes halinden memnun görünüyor. Nisa'cığım bekle, ben seni bırakacaktım. Hocam iyi akşamlar, hayırdır? Asıl size hayırdır. Ne oldu ki? Canı bir şey sıkılmış herhalde, çok sinirli. Teşekkür ederim. Levent, istersen kalkalım. Hayır. Çok üzgün görünüyorsun. Zorlama kendini. Buna alışmak zorundayım. Bir şeyler soracaktın bana, öyle demiştin ya. Boş ver. Lütfen Jülide, dikkatimi dağıtmam lazım. Peki, ben şu plastik cerrahın nasıl biri olduğunu merak ediyordum. Arslan mı? Hı hı. Geldiğimden beri bana ilgi gösteriyor. Ama hiç güven uyandırmadı bende. Sezgilerimin doğru olup olmadığını merak ediyordum. Sezgilerin kesinlikle doğru. Levent'e bu kadar çok mu kızgınsın? Ben tuvalete gidiyorum. Gözlemleyebildiğim kadarıyla çok hoş biri olduğunu düşünüyorum. Ve Levent'in de senin de karşılıklı ne kadar acı çektiğiniz belli. Bu yüzden bu yemeğin iki eski arkadaşın sohbetinden başka bir anlamı olmadığını söylemek istedim. Biz Levent'le çok eski arkadaşız. Ve sadece arkadaşız. Öyle mi? Biz de. Yani biz de Mert'le eski arkadaşız. Peki. İyi miyiz? Yani senle ben. İyiyiz. Güzel. Yardım edin. Yardım edin, karım düştü. Yardım edin. Sedye getirin. Sedye getirin. Ne oldu? Tamam. Ayağı kayıp düştü. Başını küvete çarptı. 8 aylık hamile. Tamam, sakin. Benim bir şeyim yok. Bebeğime bakın lütfen. Ya ona bir şey olduysa. Tamam, sedye. Tamam, sakin. Tamam, yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. Hemen Aslan Bey'le Jülide Hanım'ı bul, çabuk. Yavaş, sakin. Yavaş, çok yavaş çocuklar. Yavaş. Karnımın üstüne düşmedim. Karnımı korudum. Yine de bebeğime bir şey olmuş mudur? Elif Hanım, bakın şimdi. Sizi ultrasona götüreceğim. Kadın doğum uzmanımız gerekli muayeneleri yapacak, tamam mı? Ama şimdi sakin oluyoruz. Bebeğimiz için de, kendimiz için de. Hadi bakalım. Ama ne olur bebeğime bir şey olmasın. Hadi bakalım çocuklar, hadi bakalım. Bebeğim iyi olsun.
Günaydın. 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 Sağ olun. Anlat bakalım. Elif Çağdaş, 29 yaşında. 8 aylık hamile. Sabah banyoda kayıp düşmüş. Başımı küvetin kenarına çarptım. Fena çarpmışsın. Analjezik tedaviye başladınız mı? Parasetamol versek iyi olur. Dikiş attıktan sonra da ağrıları olacaktır. İstemedim. Baş edebilirim diyor. Ama almalısın. Çok canın yanacak. Ama bebeğim. Gerçi Jülde Hanım sorun olmaz dedi ama olsun. Gerek yok. Dayanırım ben. Jülde Hanım, bebeğim iyi mi? Sabah deli gibi tepiniyordu ama şimdi hiç kımıldamıyor. Uyuyor olabilir. Bak bir tanem. Oğlunuz uyuyor. Sadece uyuyor. Hazır mısın? Elif, biraz canın yanacak. Ama çok çabuk bitireceğim, söz veriyorum. Tamam. Tamam. Evet. Ağrı kesici almalısın. Hayır, hayır. Zaten düştüm. Bebeğime daha fazla zarar vermek istemiyorum. Peki, sen bilirsin. Tamam. Tamam. Ben birazdan döneceğim. Müsaadenizle. İntrakutan denilen estetik dikiş attım. Birkaç gün pansuman yaptırmanız yeterli olacaktır. Jülde Hanım tekrar kontrole gelecek değil mi? Tabii. Birazdan gelir. Cilt altı hematom olursa bana haber ver. Tamam. Tamam Aslan Geçmiş Bey. Geçmiş olsun tekrar. Jülde Hanım'ı gördünüz mü? Evet Aslan Bey, odasında. Şey, galiba ağlıyordu. Jülide? Arslan Bey, şu an pek müsait değilim. Odadan bir şey olmuş gibi çıktın. Hemşireler de pek iyi görünmediğini söyledi. Yo yo, iyiyim. Bir şeyim yok, iyiyim. Kapıyı açıncaya kadar bir yere gitmiyorum bilesin. Sesin iyi gelmiyor. Neden bilmiyorum. Çok etkilenmemin bir sebebi olmalı. Çoktan alışmış olmalıyım bunlara. Ben senin kanlı bir insanım normalde. Ama buna bir türlü alışamıyorum. Neye alışamıyorsun? Elif. Karnındaki bebek ölmüş. Ölmüş mü? Bir çift. Birbirlerini seviyorlar. Her şeyin en iyisine layıklar. Çok mutlular ama artık söylemeliyim. Bebeğin yaşamadığını bilmeleri gerekiyor. Bekle. Söylediğin an artık mutlu olamayacaklar. Onlara biraz daha zaman ver. Biraz daha mutlu kalabilsinler. Ah, ah, biraz acıyor. Çok az kaldı. Pansuman bitiyor.
Oğlumuz 15 yaşına geldiğinde onun için bir şey yapmadığını söylerse bugün anlatırsın. Sana bir şey olmasın diye kaşımı diktirirken bile ne lokal anestezi yaptırdım ne de ağrı kesici yaptırdım dersin. Tamam mı aşkım? Ha? Artıran ilaçlar verip doğumu başlatacağız. Nasıl yani? Ne doğumu? Bu durumda yapılabilecek en sağlıklı şey bebeği doğum yoluyla almaktır. Karımın ölü bir bebeği doğurması mı sağlıklı? Neden sezaryenle almıyorsunuz? Sezaryen cerrahi bir işlem demektir. Zorunlu kalınmadıkça cerrahi işlemi tercih etmeyiz. Bakın, bu zorunlu kaldığınız bir durum. Biz 8 aylık bebeğimizi kaybettik zaten. Karımın bir travma daha yaşamasına izin veremem. Serdar, karını korumaya çalıştığının farkındayım. Genel olarak kabul edilen kadınların 3 kere sezaryenle doğum yapma şansı vardır. Bu şansımızı boşa harcamak istemeyiz. Şu an karımın ruh sağlığı her şeyden daha önemli. Banyoda düştü diye kendini suçladığına eminim. Bebeğimizin ölümünden kendini sorumlu tutacağına eminim. Bir de ölü bir bebeği doğurmasının acısını yaşamasını istemiyorum. Sezaryenle alın. Sezaryene ne zaman başlayacaksınız? Serdar, ben bu konuyu bir kez daha düşünmenizi istemek zorundayım. Elif için... Bakın doktor hanım, bunda düşünülecek bir şey yok. Önerdiğiniz şey korkunç bir şey. Karımın ölü bir bebeği doğurmasını istemiyorum, o kadar. Sakın öyle deme. Ona ölü bebek deme. İsmini bile seçmiştik onun. Aşkım. Onun adı Yiğit. Bebeğimizin adı Yiğit. Aşkım, özür diliyorum. Ama sana bunu yapmalarına izin vermeyeceğim. Bir acı daha yaşamanı istemiyorum. Bebeğimi doğurmak yerine sezaryenle aldırırsam acım azalır mı sanıyorsun? Beni bayıltıp onu benden kaçırırlarsa, bebeğimi göremeden ondan ayrılırsam daha mı az acı çekerim sanıyorsun? Elif, seni korumaya çalışıyorum. Beni bebeğimden koruma. O hala benim oğlum. Oğlumu doğuracağım ve onu kucağıma alacağım Serdar. Onu cennete göndermeden önce kucağıma alacağım. Tamam. Tamam, sen nasıl istersen. Buyurun.
Vajinal saçotekte doğum inisiyonu başladı. Şimdi sıra sende Elif. Hadi. Hadi güzel. Hadi Elif. Bir kere daha etmeni istiyorum Elif. Hadi Elif biraz daha. Hadi Elif. Bir kere daha kız. Bir kere daha Elif. Bir kere daha. Hadi Elif. Hadi az kaldı. Bir kere daha. Hadi Akın. Hadi. Hadi. Son bir kez daha atılmanı istiyorum. Hadi. Hadi geliyor. Hadi az kaldı. Son bir kez daha. Hadi Elif. Hadi Elif. Hadi Akın. Hadi aşkım. Aşkım. Hadi Elif. Hadi Akın. Hadi Akın. Son bir kez daha. Hadi. Hadi geliyor. Hadi. Tamam Elif. Bitti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.